Merhaba dostlar. Bugünün konusu Aristoteles kimdir, nedir, kökeni nedir? Birinci bölüm başlayalım. Babası Nikomaos, Makedonya Kralı 3. Amphitheus'un doktorudur. Annesi Pasit'in annesi hakkında pek bir bilgi yoktur. Ama bir rivayete göre Yunan tanrısı Askelopus'un soyundan gelmektedir. Eşi Pitas kaynaklara göre Pitas Artanos'ta yaşayan Hermos'un kızı ya da yeğenidir. Hayatı hakkında pek bir bilgi yoktur. Milattan önce 384 ve 385 yıllarında dünyaya geldi. Athos Tepesi olarak adlandırılan tepenin yakınlarında ufak bir Makedonya kenti olan Stergia'da doğdu. Milattan önce 367 veya 366 yılında Platon'un akademiyasına seçilmek için Atina'ya gitti. Ondan bir süre sonra en parlak öğrencilerden biri oldu. Lakabı okuyucu olan Aristo çok fazla kitap okurdu. Helenistik dönemden önce felsefe sadece karşılıklı tartışmaya denirdi. Aristo okuyuculuğun yanında yazardı da. Metinde ondan önceki filozoflara çok göndermeler yaptığı görülürdü. Bu yüzden adı okuyucu olarak da geçmiş olabilirdi. Çoğunlukla kitaplar kaybolmuştur, silinmiştir ya da okunamayacak dereceye gelmiştir. Akademiyadan ayrılışı aslında müdür olacakken olmadı. Buna dayanan pek çok neden var. Ama ben iki tanesini sayacağım. Birinci neden ünlü savaşçı Büyük İskender'e eğitim vermek için gitmesi. İkinci nedense Platon ölümünden sonra müdür olması daha mantıklı görülmüştür. İkinci eşi Midilli'deyken Hermias'ın yeğeni ve evlat kızı olan Pityas ile evlenir. Ve Pityas adlı bir kızı olur. Kızın da adı Pityas. Büyük İskender'in öğretmeni olma sebebi. Makedonya kralı 2. Filipos'un isteğiyle oğlu İskender'in eğitimini Aristoteles'e vermesini ister. Aristoteles ilk ve tek öğretmeni değildir İskender'in. Aristo eğitimine başladığında İskender 13, Aristo 42 yaşındaydı. Aristo'nun felsefe okulu milattan önce 335'te 2. Filip'in ölümüyle İskender'in tahta geçerek Aristo'nun Atina'ya dönerek Atina'nın merkezinde eski felsefenin yapıldığı yerlere felsefe yerini kurar. Son zamanları ve ölümü M.Ö. 323 yılında İskender'in ölümüyle Aristoteles'e dine saygısızlık davası açılması söz konusu olur. Ertesi yıl Eripos'ta M.Ö. 322'de 62 yaşında hayatını kaybeder. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoya kadar esen kalın. Bay bay.